Asla. Rol yapamaz. Asla. Yani rol başka bir şeydir çünkü. Asla. Şimdi mesela rahmetli Özal gırgırı sever, sempatiktir, sohbeti sever. Mesela Demirel biraz daha kuruydu. Erbakan çok iyi olmasına o da biraz daha kuruydu. İşte neyse hepsi yani hepsini tanıdığım için söylüyorum şu anda. Davutoğlu farklıydı. İşte Erdoğan farklı. İşte Abdullah Gül daha değişik. Eskiden Süleyman Demirel döneminde de mesela konvoylar vardı. Yani bir yere giderken o zaman Cadillac kullanılırdı. Ama gene de bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun üçte birinden daha azdı orada. Ya, o zaman da Özal'da da vardı. Sağ partilerde oluyor bu çünkü. Gene Özal'ınki de şeyin yanında hiç lafı bile olmaz. Erdoğan'ın konvoyu. Şimdi ben Erdoğan'ı 30-35-40'a yakın araba sayıyorlar insanlar. Daha fazla canım nerede? Yani benim eve yakın olduğu için yani çıkış ve gelişini biliyorum yani. Yani bütün bölgede alınan güvenlikleri biliyorum. Bırak yani şeyi. Çıkış ve gelişi değil. Bölgede alınan güvenlikleri bir görsen müthiş. Bütün bölgede. O sizin ana caddenin devamı zaten oradan geçiyor. Soldan, caddeye çıkışlar, caddeye girişler hepsi ayrı. O hepsi farklı detaylar var. Yani güvenlik olduğu için oraya girmiyorum şimdi. Şimdi ben ilk geldiğimde Türkiye'ye, Ankara'ya gelmiştim çünkü. Dil tarih coğrafyasında. Gidip hemen Ulus'ta da bir fotoğraf çektirmiştim. Aynen o geçen de paylaştım ya. O evet. Birinci haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şeyde dil tarih coğrafyasında Türkçe kursuna gidiyorduk. Bir gün şey geldi, Demirel geldi. Başbakan olmuştu. Bir toplantı vardı orada bir konuşması vardı. Geldi hiçbir koruması yok, hiçbir şeysi yok. Ne bir önünde bir tane polis ne arkasında bir polis ama koşuşturmalar var. Sırası geldi bekliyor. Evet dedim ya sırada durmuş durum. Sonra baktım millet koşuşturuyor. Sordum oradakilere dedim bu niye böyle herkes koşuyor? Dediler ki bu şey dedi başbakan tanımıyordum o zaman. Dedim de bu işte şey Demirel dediler başbakan. Ben de dedim ki lan başbakan. Çünkü Türkiye'de başbakan cumhurbaşkanı yetki yani cumhurbaşkanı gücünde Suriye ile karşılaştırıldığında. Ölen dedim hafızası takip edin. Gelirken giderken arkasından öndesinden 1000 kişi gelir. Bu tek başına ne dolaşıyor? O zaman dikkatimi çekmişti demokrasinin. Öyleydi o dönemlerde. Aynen o zaman öyleydi. Öyleydi. Herkes için geçerli. Öyleydi. O. Yani tabii şöyle şimdi zarfını aldı. Yok mu ses orada? Alıyor. Sesi doğal sesi. Ha? Açın ya. Biz konuşmayalım ya. Efendim önce bir tekli fotoğraf rica edeceğiz. Bir fotoğraf veriyor. Efendim. Sayın Genel Başkan. Buradayız efendim. Evet. Bir saniye. Fotoğraflarını seçim sahnelerini atıyor. Özel ailesi. Efendim bu taraf. Oy verme işlemi işlemi de tamam. Tamam, teşekkürler. Tamam, hadi.
ve evet, 1979'dan zaten oylarda kanun var. Ya kardeşim bir sürü aday var. Yani bir sürü parti var. Evet. Ve bir sürü aday var, şaka değil yani. Hani diyeceksin ki demokrasi kardeşim, git istediğine ver. İyi de yani çok şey, o kadar hassas bir seçim ki bu. Yani hiç kazanma şansı olmayan bir partiye. İşte az önce yani de dedim niye oy vereceksin ki yani? Ya tamam, gönlümüz bir partide olabilir. Elbette. Başka bir partiye karşı 100 tane eleştiri hakkımız var. Bu da %100 doğru. Ama o 10 tane partinin içinde 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 2 partinin adayı yarışıyor ciddi bir şekilde. Evet. Başka yok yani, kimse kimseyi doğru kandırmasın. Bütün kamuoyu yoklamalarında öyle gözüküyor. Doğru, doğru. Dolayısıyla %1, %2, %0.01 alacak bir partiye 5000 oy niye vereceksin? Ama şu, demin hani başında da söyledik ya, kafa karıştırmak için. Yani onu uzatmak, karmaşık hale getirmek. Tamam da aday olanlar. Efendim? Aday olanlar. Yani şu onlar parti kendilerine göre hesap yapıyorlar. Ne yapıyor? Çünkü ondan sonra listenin birinci sırasında. Ya tamam da diyelim ki şu parti, X parti. Alacağın oy, atıyorum, %1. Belli yani. Hadi sen adı hatırın görünsün, için %2, varlığını, %3. Niye? Adı görünsün, varlığını gösteriyorsun. Ya ne adını görünsün? Allah aşkına bu seçim şey bir seçim değil ki. Oyuncak değil ki. Türkiye'nin kaderini belirleyeceksin. Canım, Balıkesir'de iki tane Ahmet çıkardılar. Çıkarttılar. O başka bir tezgah. Yani, o tezgah. Benzer şeyler bunların hepsi. Onu geçen hafta konuştuk ya. Evet. İşte şu aday niye aday oluyor, evet, dedik ya.